Hocam bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Din düşmanları ve vatan hainleri hakkında kötü söz söyleyip onların art niyetli olduklarını belirtmek amacıyla bazı arkadaşlarla kendi aramızda konuşuyorduk. Bu sırada bu sözlerimizi duyan bir başkası, Peygamber Efendimiz bile kafirlere beddua etmemiş, siz niye böyle yapıyorsunuz gibisinden birkaç şey söyledi. Bu konuda ona ne dememiz gerekir dedi. Şimdi kitaplardan yazılmadık bir şey bırakmamış Ehl-i Sünnet alimleri. Mesela buyuruyor ki insanlara musallat olan iblis, ateşten yaratan bir varlıktır. Allah-u Teala buna izin vermiş, ömür vermiş. İnsanlar musallat oluyor. Onlara vesvese veriyor. Yoldan çıkartmaya çalışıyor. Ve hani lanet edilmiş, tard edilmiş daha doğrusu. Fakat Ehl-i Sünnet alimler buyuruyorlar ki tard edildiği halde iblise bile lanet okumak ibadet değildir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam, yani orada o ikaz eden şahsın dediği gibi beddua ettiği çok nadirdir. Çok açıkça aynı şekilde böyle Müslümanlara zulmetmiş, çok kimsenin aynı şekilde ölmesine sebep olmuş olanların dışında, insanların Müslüman olmasına mani olanların dışında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam beddua ettiği de görememiştir. Beddua etmek caizse de tercih edilen, yani affetmek diye kitaplarda bildiriliyor. Şimdi bu konudaki bildirilenler tabi detaylı ve geniş bir şekilde bilgi veriliyor. Biz zamanımız dar olduğu için ön bilgi olarak bunlar verdikten sonra bir de ister aynı şekilde Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, ister din düşmanı olsun, kim olursa olsun, bunların hakkında konuşmaya gelince İmam-ı Gazali Hazretleri İhya kitabında, Muhammed Hatimi Hazretleri Berika kitabında, hatta bu Hakikat Kitabevi'nin yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabı, Muhammed Hatimi Hazretleri'nin Berika kitabından alınarak orada gıybet konusu anlatılırken belli ölçüler bildirilmiş. Orada buyuruyor ki herhangi bir kimsenin, bir Müslümanın duyduğu zaman üzüleceği, dünyevi olsun, dünyaya ait olsun veya ibadetlere ait olsun bir hatasını, bir kusurunu gıyabında, arkasında söylemek gıybettir, haramdır, büyük günahtır buyuruluyor. Ancak orada bir istisna var. Din düşmanlarının, İslamiyet'e zarar verenlerin veya İslamiyet'i yanlış anlatanların, bidat ehlinin veya böyle hani tanınmış olan bidat ehli olarak, zındık olarak, din düşmanı olarak tanınmış olanların, vatan hainlerinin veya vatana ihanet edenleri deşifre etmek, anlatmak, bunlara isim verilmiş. Ama burada da bir kayıt var. Nedir? İnsanları bunların şerrinden korumak, bunların zararından korumak, bunların aynı şekilde düşüncelerine kapılmamak konusunda onları bu zarardan korumak için bunları deşifre etmek, bunların kötülüğünü anlatmak, bildirmek caizdir, gıybet olmaz buyuruyor. Hatta orada sadece bunlar değil, mesela insanları alışverişte aldatanlar, hileli malları sağlam diye satanlar, bunları da deşifre etmek. Ama işte deşifre ederken ölçüyü tutturmak gerekir. Yani baktık ki insanlar bu tanımıyor. A diyor işte, A firması, B firması, C firması neyse, bunlar hileli mal satar. Yoğurdu şöyle yapar, sütü böyle yapar, kumaşları şöyle şöyle yapar, işte elmaları böyle böyle yapar, balın içerisine bilmem ne katar neyse. Bunları söylemek, bunları deşifre etmek, öbür insanları bunların zararından korumak niyetiyle, diğer insanları bunların zararından korumak niyetiyle bunlar caizdir. Hani bunu böyle değil de kendi aramızda zaten aynı şekilde din düşmanlarını hepimiz biliyoruz, tanıyoruz. Oturduk lanet ediyoruz. Yani onun bir faydası olmaz buyuruyor. Hatta şeytana bile otursan sabahtan akşama kadar eline tesbih alsan, işte lanetullah, lanetullah, lanetullah diye çeksen, buna bir ecir, sevap verilmez buyuruyor. Şeytan böyle denince gülermiş. Ben zaten lanet edildim ki, ben zaten kovuldum ki. Ama şeytanı aynı şekilde perişan edecek iş yapmak. Nedir şeytanı perişan edecek iş yapmak? Kur'an-ı Kerim okumak, kaza kalan namaz borcumuz varsa kaza kalan namazlarımızı kılmak ve bize lazım olan fıkıh bilgilerini, ilmihal bilgilerini öğrenmek için fıkıh kitabı açıp okumak ve din büyüklerinin hayatlarını okumak, Müslümanlar bir araya geldiği zaman Allah-u Teala'yı hatırlamak, Allah-u Teala'yı sevenlerden, Allah-u Teala'yı aynı şekilde bize hatırlatanların hayatlarını okumak, kitaplarını okumak, sözlerini okumak bu şeytanı kahreder.
Lanetin bir faydası olmaz. Din düşmanların da oturduk anlatıyor size. Falan var ya şöyle din düşmanı şöyle alçaktır da böyle namussuz da böyle şey de falan da feşmekanda. Ne kazandık elimize? Zaten siz de tanıyorsunuz ben de tanıyorum. Hani siz bilmeseniz ben size anlatmış olsam demin ki o Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarındaki yazdığı bölüme girer. Nedir? Ha, siz tanımıyorsunuz. Onların zararından sizi korumak için ben anlatıyorum. Bu niyetle anlatıyorum. Tamam, o oldu. Ama siz de tanıyorsunuz, ben de tanıyorum. Oturmuşuz, haberi konuşuyoruz. İşte o şöyle alçak, ya şöyle alçaklığı da var, ya şöyle zındık, böyle zındıklığı da var. İyi de biz ikimizden başka ikimiz de zaten tanıyoruz bunu. Bunu konuşmanın bir alemi yok ki. Ne oldu? Ecir mi kazandık? Hayır. Ama Allah-u Teala bize ömür olarak vermiş olduğu o zamanı lüzumsuz şeyle geçirdik, faydasız şeyle geçirdik. Halbuki biz orada onların zaten din düşmanı olduğunu biliyoruz. Onlara karşı yapılacak işleri aynı şekilde konuşuyoruz. Ha bu din düşmanlarına karşı işte Ehl-i Sünnet alimlerinin yazmış olduğu bu kitaplar var. Ha bunları okuyacağız. Önce kendimiz aynı şekilde bunu öğreneceğiz. Sonra da insanları bu din düşmanlarının şerrinden koruyabilmek için bu kitapları, bu yazıları neyse bu insanlara ulaştıracağız. Ha o zaman olur. O zaman olur. E oturdun sen lanet ediyorsun. Hani dinleyicimiz orada yani biz din düşmanlarından bahsediyorduk, onlara beddua ediyorduk falan ama yani bu kötü bir şey miydi? Faydası da yok ama. Yani oradaki ikaz eden adamcağız, ikaz eden adamcağız yani şeyi var. Hani başka alternatif söyledi söylemedi ona bilemiyoruz da. Onun söylemiş olduğu söz yaban atlı cinsten değil. Ha, insan nefsine ağır gelir. Ya biz yanlış bir şey mi yapıyorduk diye hemen savunmaya geçer ama yani ortaya koyduğun zaman faydalı bir şey de yapmıyordun. Faydalı bir şey de yapmıyordun. Zaten oradakilerin hepsi onların din düşmanı olduğunu biliyor. Elbet dua etmek, lanet etmek aynı şekilde bir şey kazandırmaz ki. Allah Teala onlara fırsat vermesin dersin. Dua ederken aynı şekilde ya Rabbi din düşmanlarına fırsat verme diye dua edersin. Tamam. Yani Müslümanlara zararını aynı şekilde Müslümanlar onların zararından muhafaza eyle ya Rabbi diye dua edersin. Ama duaya yapışırken, dua ederken de Allah Teala yarattığı sebepler de yapışmalı. Yani pan zehir olan Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını da insanlara ulaştırmalı. Ha söyledin anlattı falan ama adamın elinde ilaç yok. İlaç Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları. Ha bunları okuduğu zaman kendini aynı şekilde korur. Mesela Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Faideli Bilgiler kitabı var. Orada mezhepsiz ve zındık olanların halleri açık net bir şekilde uzun uzun geniş geniş anlatılmış ve cevap da verilmiş. Ondan sonra İngilizlerin aynı şekilde yapmış olduğu Müslümanlar üzerindeki yapmış olduğu tahribatı anlatan İngiliz Yasu diye bir kitap yayınladı. Hakikat kitabı bir. Nasıl çalışmış, nasıl insanları elde etmek için uğraşmışlar. Ve hedefler nelerdir? Orada belli. Bunlar aynı şekilde okursun, öğrenirsin. Ha bu taktiklere veyahut da bu şekilde bunları sunanlara o zaman kanmazsın, aldanmazsın. Ve onların hilelerini de bertaraf edersin. Yoksa oturmuşsun, lanet ediyorsun, beddua ediyorsun. Bir fayda hasıl olmaz efendim.